Bunu böyle birkaç kelimeyle izah etmek yetmez. En az bir saat bunu izah etmek gerekir. Asıl mesele, asıl sorun nedir? Asıl sorun Allah'a iman etmemektir. Asıl sorun Rabbimizi tanımamaktır. Kendimizi, insanı tanımamaktır. Asıl sorun insanın kendi fıtratını anlamamasıdır, tanımamasıdır. Allah bir fıtrat üzere yaratmış. Kadını kadın, erkeği erkek olarak yaratmış. Onun bir fıtratı var. Tevhid olmayınca, vahdet olmayınca, marifetullah olmayınca fıtratı bozar. Yanlış bakar, fıtratını bozar. Tabii ki bunlar da böyle, hepsini böyle aynı kategoriye koymak doğru değildir. Bir böyle ailenin etkisiyle o tarafa meyletmiş olanlar vardır. Mesela bir ailede diyelim ki ana baba kızları daha çok seviyor, onları daha çok böyle şey yapıyor. Bir de erkek çocuğu var. O da onlara meyleder, onun gibi, o kızlar gibi hareket etmeye başlar. En büyük etki orada başlıyor. Sonra arkadaşları arasında o etki, böyle daha bir etkileşim olur. Sonra öyle bir hastalık bu, o hastalık ona bulaşır. Bunları o diğerlerinin arasına koymak doğru değildir, derece derecedir yani. Rabbini bilmeme, kendini bilmeme, tanımama sorunudur. Eğer Rabbimizi tanımış olsak, anlamış olsak, vahyini dinlemiş olsak, Lut kavminin başına gelenleri bilmiş olsak, Allah'ın nasıl gazap ettiğini, onlar için neler söylediğini bilmiş olsak, hiç o duruma düşer miyiz? Düşmeyiz. Ama Rabbimizi ciddiye almamız lazım. Onun için peygamberleri ciddiye almamız lazım diyoruz. Ne dedi Lut aleyhisselam onlara? Rabbinize iman etmez misiniz? Etmeyecek misiniz? Takva sahibi olmayacak mısınız? Buyuruyor. Lut aleyhisselam kavmine söylüyor. Aynı şekilde melekler geldiğinde ne dedi onlara? İçinizde aklı başında biri yok mu dedi. Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu haliyle Allah'ın gazabına uğruyorsunuz. Eğer gençler, insanlar böyle düşünüyor ve bu yola tenezzül edip yürümüşse, gidiyorsa, cehenneme doğru, gazaba doğru gidiyor. Hem dünyasını, hem ahiretini kaybediyor. Hem dünyada rezil rüsvay oluyor, hem ahirette. Herkes sorumludur. Rabbimizi tanıtamadık, ona onu tanıtamadık. İnsanı insana tanıtamadık. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl bir fıtrata sahip olduğunu, nasıl bir şerefe sahip olduğunu, göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı, emaneti taşıdığını öğretemedik. Hepimiz suçluyuz. Hepimiz bu konuda suçluyuz. Hepimiz tövbe ediyoruz. Kulluk yapamadığımız için, kulluğa davet edemediğimiz için, Rabbimizi tanımadığımız için, tanımaya davet edemediğimiz için, gönlümüzdeki imanı veremediğimiz için, kendi gönlümüzdeki imanı verebilmemiz için önce bizim iman etmemiz lazım. İman taklidi, inanıyorum, iman zannediyor. Bir peygamber gelince kendi gönlündeki imanı veriyor. O duruma düşmeden önce onu kurtarman lazım. O duruma düşmeden önce kurtarman lazım. Düşünce iş zorlaşır. İnşallah bununla ilgili bir dahaki sefere soruyu sorun. Biraz geniş geniş izah edeyim. Aynı şekilde bunun tedavisini de zaten Allah haber veriyor. Nasıl tedavi olması gerekir? Lut aleyhisselam o kavme nasıl muamele ettiyse tedavi de odur. Yaptığı şey tevhide davettir, imana davettir, marifete davettir, fıtrata davettir, takvaya davettir. Yaptığı şey budur.
Allah bir şeyi söyleyip onu öyle bırakmıyor. İlacı nedir? Devası nedir? Tedbiri nedir? Onu da peygamber üzerinden beyan ediyor. Başka da bir çaresi yok yani. Mesela bunlardan bir kısmı böyle düşündüğü için utanıyor. Aklından, gönlünden böyle şeyler geçtiği için utanıyor. Onu böyle gizliyor. Yok sayıyor. Kurtulmaya çalışıyor. Bu başka bir şey. Bunun tedavisi daha farklı. Başka biri düşmüş oraya bir kere. Yanlış da yapıyor ama yanlışından da utanıyor. Duyurmasından da utanıyor. Başka bir zümre böyle çıkıp yürüyüş yapabiliyor. Hatta biz Lut'un kavmiyiz diye pankart taşıyabiliyor. Teşvik ediyor, davet ediyor. Bu ilerlemiş hastalık ilerledi. Söylemekten haya etmiyor, hatta davet ediyor. Hatta ona özgürlük diyor, ona başka şeyler diyor. Gittikçe insanlıktan çıkıyor. Gittikçe fıtratını kaybediyor, hayvanlaşıyor, hayvandan daha aşağı duruma düşüyor. Bir de üstüne üstlük, bize hak verin diyor, bize saygı gösterin diyor. Ve bu bizim kendi tercihimizdir diyor. Onlara destek verenler de onların safında yer alıyor. Onlar da onlarla aynıdır. Şeytan o nefis üzerinden cehenneme sürüklüyor. Bilmemiz gerekir ki Lut Aleyhisselam'ın kavmine gelen azap o gelir. Hem dünyada hem ahirette rezil olurlar, şereflerini kaybederler, ebedi hayatlarını, insanlıklarını kaybederler. Eğer böyle gözünün önünde biri cehenneme gidiyorsa, senin ona kızmak gibi bir hakkın yoktur. Önce ona rahmet edeceksin. Nasıl ona yardım ederim, destek olurum, oradan kurtarırım diye çaba gayret sarf etmen gerekir. Ona hak vererek değil. Hastaya nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele etmen gerekir. Öyle düşmanca laf söylemen, slogan atman, vay bunlar nasıl böyle yapıyor, ne kadar kötüdürler, öyle değil ya. Sen peygamberi bir muamele yapmıyorsun. Öyle olmaz. O hasta, sen hastaya böyle bir muamele edeceksin. Allah eğer bir peygamber üzerinden bir kavmi anlattıysa, o peygamberin oradaki halini, tavrını anlattıysa senin de öyle olman lazım. Öyle yapman lazım ki Allah'ın vahyine uymuş olasın, peygamberine uymuş olasın. O peygambere de iman etmiş olasın. Bu ümmetin içinde Yahudisi de olacak, Hristiyanı da olacak. Yani her peygamberin kavminden insanlar var bu kavmin, bu ümmetin içinde. Her bir kavme, her bir peygamber nasıl muamele etmişse senin öyle yapman lazım. Bunun için de kitabını öğrenmen lazım. Her bir peygamber kavmine nasıl muamele etmiş, öyle yapman lazım ki sen davetçi olasın, hidayetçi olasın, imam olasın, mümin olasın. Peygamberini temsil etmiş olasın, peygamberleri temsil etmiş olasın. Yoksa öyle kafana göre şunlar yanlış yapıyor, laf söyle, kız, küfret, hakaret et. Senin peygamberlerle bir alakan yoktur. Nefsinle konuşuyorsun, bununla beraber tam tersine şeytana yardım ediyorsun. Onları büsbütün böyle uçuruma doğru sürüklüyorsun. Rahmet edeceğiz. Hastaya nasıl muamele edilecekse öyle muamele edeceğiz. Ama karşımızdaki hastanın da hastalığının derecesini bilerek yapacağız. Hangi seviyededir hastalığı? Nerede duruyor? Hep beraber iblise, şeytanlara karşı savaşmamız gerekir. Hep beraber kazanmamız gerekir. Biri kaybedince hep beraber kaybetmiş oluyoruz. Biri kazanınca hep beraber kazanmış oluyoruz. Bunu da böyle bilelim. Onun için herkes elinden geleni yapmaya çalışmalıdır. Elinden geleni kafasına göre değil. Allah'ın vahyine göre, Kur'an'a göre, peygamberine göre yapmalıdır.
Kardeşimize selam olsun. Büyük bir hastalık, zor bir hastalık. Bu bir kişiyle olacak şey değildir. Toplu halde hastalıklara deva olmamız lazım, derman olmamız lazım. Ama hastalara rahmetle muamele etmemiz lazım ki bunu unutmayalım. Eğer böyle tiksinir, böyle kinle, nefretle bakarsan, sen Lut Aleyhisselam'ı anlamadın, tanımadın demektir. 30 sene boyunca o kavmin arasında kalıp davet etti. Neler söylediğini, neler anlattığını bilmem lazım. Nasıl davet ettiğini bilmem lazım. Buna karşılık nasıl bir muameleye tabi tutuldu onu bilmem lazım. Onun için her bir peygamber hangi imtihana tabi tutulduysa, nasıl kazandıysa bizim de öyle kazanmamız gerekir. Her bir peygamber kendi kavmine, o kavim o yanlış şeyi yapıyor. Alemler içinde hiç kimsenin yapmadığı, evet, yanlışı yapıyor. Davet ederken böyle peşine siz yanlış yapıyorsunuz demedi. Sadece sizi Allah'a davet ediyorum dedi. La ilahe illallah demeye davet ediyorum dedi. Sizi Allah'a karşı takvaya davet ediyorum dedi. İlk söylediği daveti böyledir. Siz yanlış yapıyorsunuz demedi önce. Zaten eğer iman ederse, la ilahe illallah derse, Rabbine karşı takva sahibi olursa, zaten oradan kurtulacak. Onun için daveti de böyle peyderpey yaptı. Bu durumda eğer aynı hastalık bulaşmışsa, nerede varsa o hastalık, onlara da öyle muamele etmen lazım ki yardımcı olmuş olasın, kurtarabilesin. En azından davet etmiş olasın, bu sorumluluktan kurtulasın. Yoksa küfretmekle, hakaret etmekle kimse kurtulamaz. Öyle mesela aileler vardır, kendi çocukları için böyle endişe ediyor, üzülüyor, harap oluyorlar. Çocuk öyle o hale geldiği için, onların beklediği nedir? Çocuğun haline bak. Kadın olsun, erkek olsun, o fark etmiyor. Aynıdır ikisi. Allah yardımcımız olsun. İnşallah gerekeni hep beraber yapmaya çalışacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Destek olmaya çalışacağız. Mesele şeytanın elinden kurtarıp cehenneme gitmesine mani olup cennete taşımaktır. Hakaret etmek, küfretmek değildir. Hakaret edip küfredince sen daha yukarı bir yere gitmiyorsun. İnsanlığının gereğini yapamamışsın demektir. Kulluğunun gereğini yapamamışsın. Peygamberlere tabi olamadın demektir. Onun için Er-Rahman ellemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretir. Rahman. Rahman isminin tecellisi olmadan hiç kimse Allah hakkında, din hakkında, İslam hakkında, cennet hakkında söz söyleme hakkına sahip değildir. Öyle bağırarak, çağırarak, küfrederek, hakaret ederek davet yapılmaz. Din anlatılmaz. Allah'a giden yol anlatılmaz. Sırat-ı müstakim anlatılmaz. İnsan anlatılmaz. Kulluk anlatılmaz. Yaygınlaşıyor. Eksik hepimizin inşallah İman edeceğiz, gönlümüzdeki imanı vereceğiz. O aşkı, o muhabbeti vereceğiz. Aşkla, muhabbetle vereceğiz. Bununla beraber Lut Aleyhisselam davet ederken ben sizden tiksiniyorum demedi. Ne dedi? Ben sizin amelinizden tiksiniyorum. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. O insan çamura düşmüş, tiksinilecek bir ameli işliyor. Oradan kurtarman gerekir. Amelinden tiksinmen gerekiyor. Ondan değil. Onu öyle atamazsın. O senin insan kardeşin. Oradan kurtarmaya çalışman gerekir. Nereye düşerse düşsün, bu böyledir. Öyle yapacağız inşallah.